herkese iyi akşamlar diliyorum değerli arkadaşlar. Fibobul YouTube kanalından bir başka canlı yayın ile daha birlikteyiz. Her biriniz hoş geldiniz. Umarım her birinizin sağlığı saati yerindedir. Ve hazır hal böyleyken bir miktarda para kazanıyorsunuzdur. Veya en azından bu düşüşte kaybetmiyorsunuzdur diye umuyorum. Endekslerinizi yapacağız. Ondan önce çok kısa hani bu can, canlı yayına başlarken bizi daha yeni tanıyan insanlar oluyor. Kanalımıza yeni gelen işte yeni abone olan bizleri daha yeni tanıma fırsatı. E, bulan insanlar oluyor beni veya grubumuzu. Onlar için çok kısa bir hatırlatma. Evet, katıl bölümünden üyeler e, Telegram grubumuza ulaşabilirsiniz. Üye, üyeler Telegram grubumuzda kısa vade hisse analizleri, uzun vade hisse analizleri yapıyoruz. E, ve uzun vadede gayet başarılı ilerlediğimizi düşünüyorum ben. Arkadaşlar zaten buradalar. Onlar dile getirsinler. Ve yine yeni bir oraya konsept daha ekledik. E, o da işte endeks analizleri. Sesli bir şekilde endeks analizleri yapıyoruz. Daha bu sabah bir endekslerinizi yapmıştım ben. Dün akşam yapmıştım, bu sabah yapmıştım ve bu akşam da yaptım. E, ve açıkçası işte bu sabah yaptığım analizde hani en azından sizlere fikir olsun diye çok kısaca dinleteceğim. E, büyük fiyat boşluklarının oluşmuş olması, bu fiyat boşluklarının doldurulma e, ihtimali karşı da biraz daha alt alanlara e, doğru sarkma gerçekleşebilir. 8700 civarına kadar bir e, 8900 8700 hattına kadar e, bir sarkma da gerçekleşebilir. Tabi bu sıralı destekleri gün içerisinde birlikte takip edeceğiz. Duruma göre yine Evet devam edelim. Bu sabah yaptığım analizde 9060 seviyesinin bir ilk destek seviyesi olduğunu bu ses kaydında anlatmıştım. Arkadaşlar tabi faydalananlar var, faydalanmayanlar var bilemiyorum. 9060 seviyesinin kritik bir ilk destek seviyesi olduğundan bahsetmiştim ve özellikle bakın günlük kapanış yaptığımız fiyata baktığımızda tam olarak benim belirlediğim sabah sizlerle paylaştığım fiyatın üzerinde kalabildiğini görüyorum ama tabi bu şimdilik. Peki kendi reklamımı yaptıktan sonra devam edelim analizimize. Şimdi Borsa İstanbul'da bir tabi tepe oluşumu, tepe oluşumundan sonra şunu kapatalım artık evet. Borsa İstanbul'da bir tepe oluşumu, tepe oluşumundan sonra işte bir düzeltme hareketinin başlangıcı şeklinde bazı hareketler vardı. Geçtiğimiz hafta içi bu hareketler başlamıştı. Peki bu hafta ne yapacağı çok önemliydi. Bu hafta aslında e, bir tepe oluşumundan sonra şurada gelen yani şu alanla beraber 7 Mart ve 8 Mart günlerinde gelen e, ne diyelim yükseliş mumlarına rağmen endekse hala güvenmedim ben belirtmiştim arkadaşlar hatırlayacaklardır. Peki son yapıda ne oldu? Yani şimdi ben olumlu ve olumsuz her şeyi paylaşan bir analistim biliyorsunuz. Yani ben hiçbir zaman e, işte düşmeyecek de demem. E, yükselecek de demem, roketler de atmam. Bu benim fıtratıma aykırı, yapıma aykırı. Çünkü kimseyi yanıltmak istemem. Teknik analiz bana ne gösteriyorsa o anda. E, ben de kendi bilgim e, kapasitesinde neyse onu sizlerle paylaşıyorum. Evet Borsa İstanbul'da bakın şurası bir tepe alanıydı bizim için. Şimdi düzeltme hareketinin başlaması için bir tepe hattının oluşması lazım diye her zaman söylüyorum ben. Yani insanlar geçmiş olsun yazarken de böyle söylüyordum ben yükseliş bir tepe hareketi olmalı ki bakın şurada şunun gibi bir tepe hareketi olmalı ki bir düzeltme hareketinin başladığından dem vurabilirim. Burada bakın burası bir tepe noktasıydı. Tepe noktasından sonra yanına gelen özellikle iki tane kırmızı mumla beraber şu hatla birlikte bakın şöyle bir tepe noktası oluştu aslında. Bu tepe noktasının e, aşılıp aşılamayacağı işte o ticari ürünün ilerleyen günlerdeki e, akıbetini bizlere sunabiliyor. Şimdi Dün ve bugün gelen mumlar aslında çok iyi olmadı. Dün ve bugün gelen mumlar yeni yapılan bakın tarihi zirvenin 9450 9450 puan zirvesine yeniden bir gidişat olmadığını, yeniden buraya ulaşamadan, buraya dokunamadan bir tekrar kırmızı şekilde düşüş şeklinde devam ettiğini görebiliyoruz. Bu market yapısında daha bugün İmdat buradan bilmiyorum. Onunla yaptığımız görüşmede birebir görüşmede aynı konuyu konuştuk. Bu market yapısında aslında bir bozulma olabileceğinin ilk belirtisidir. Yani yine teorik olarak çok kısaca anlatalım. Fiyat hareketi yükseliş döneminde diyelim yükselişini yapar, düzeltmesini yapar. Eğer yeniden yukarı doğru hareketlenip son yaptığı tepeye, son yaptığı tepeye uğrayamadan düşüşe başlarsa bu market yapısı anlamında birinci olarak bizi uyardığı noktadır market yapısının. Yani dikkat et ben düşebilirim diye. Ama Net bir nokta mıdır? Değildir. Kesinlikle hiçbir netlik yok. Bakın burası son yaptığı diptir. Birinci uyarı bu. İkinci uyarı da son dibin aşağı kırılıp aşağıda kalmasıdır. Bu da artık işte market yapısının bozulduğu ve çekilmelerin daha da devam edebileceği anlamına gelir. Şimdi burada birinci uyarısını yaptı bize market arkadaşlar. Ben de size yapıyorum. Ben aslında şöyle baktım YouTube'a. 3 gün, 4 gün önce yaptığım canlı yayınlarda da sizi uyarmışım. Dediğim gibi... Keşke yükselseydi de ben haksız çıksaydım. Ben bildim bakın demek istemiyorum ama. Bakın yükseliş bir tepe oluşumundan sonra bir düzeltme. Aslında bu bir düşüş değildir. Düzeltmedir. Devamında yükselişe devam ediyor. Ama bakın son yaptığı tepe alana yanaşamadan, yaklaşamadan bugün gelen kırmızı mumla beraber yeniden aşağı doğru bir hareket. Yani market yapısı şu anda bizi uyarıyor. Dikkatli ol. Trendi çevirebilirim tersine diyor. Ama birinci uyarıyı yapıyor. İkinci uyarı yeri neresi? Bak burası. Yani 8746 altında, 8746 altında bir gün kapanışıyla market yapısı bozulacaktır. Ama 8746 üzerinde kaldığı sürece, bakın altını çizelim, 8746 üzerinde kaldığı sürece market yapısında bir sıkıntımız yok. Klasik dalgalanmalar, klasik düzeltme, klasik alverler şeklinde Devam ettiğini söyleyebiliriz o gibi durumlarda. Ama şu anda 8746 seviyesini kritik görüyorum. Ve 9060 aslında kısa da bakın ne kadar önemli destek olduğunu şimdi göreceksiniz. 4 saatte inelim. Yine burada bir simit noktamız vardı. Bakın şuradan çizersek. Evet yükseliş düzeltme, yükseliş düzeltme. Yükseliş başlayamadı bakın az önce anlattığım konu. Düşüş geldi. Tekrar buraya çıktı ve tekrar yeniden buraya indi. Yani şurası aslında önemli kritik bir e, swing noktaydı 9.060 puan. Günlükte bunun üzerinde kalmayı başardığını görüyoruz. Bakalım yarın özellikle kısa vadeli açılışlarda ne olacak? E, Borsa İstanbul'da bir de EMA desteklerimiz var mı? Nerelerden geçiyor? Bunlar da artık önem kazanmaya başladı. Evet EMA'lar biraz daha alt alanlarda günlük grafikte. 4 saatlik EMA'larımız nerede? Evet, 4 saatlikte bir EMA 50 kırılımı. Bakın 4 saatlik bir EMA 50 kırılımı. Bugün itibariyle gelmiş. Saat 1 itibariyle. 4 saatlik bir MA50 kırılımı gelmiş. MA100 de şu anda e, 8.938 civarından geçiyor. Peki bir de e, dolar bazlı bakalım. Şimdi ben böyle e, teknik analizi yapıyorum, yorumluyorum ve Twitter'a da zaman zaman bakıyorum hani insanlar ne anlatıyor diye. Şunları bir kapatalım. Şimdi tabii 300 dolar seviyesi, 311 dolar seviyesi bir direnç noktası burada dolar bazlı endekste. 312 dolar diyelim hadi. Bunu da şöyle hadi görmeniz için şöyle işaretleyelim. Şimdi buraya gelmeden düşmeyecek gibi bazı e, öngörüler de var. Çünkü tepe noktasının buru olduğunu düşünüyorlar dolar bazı endekste. Işte. Evet doğrudur. Teknik yapı itibariyle burasıdır tepe noktası. Ama buraya değmeden düşmeyecek gibi bir mantık kesinlikle yanlıştır. E, bunun böyle bir kaidesi kuralı yok. E, hani genel itibariyle genel yorumlar yapılabilir. Ama Twitter'da gördüğümde e, bazı arkadaşlar tabii umut vermek için de olsa veya ne diyelim? yeterince tecrübeye sahip de olmayabilir. Bilemiyorum. Ama dediğim gibi böyle bir kural yok. Yani buraya dokunduktan sonra mutlaka geri düşecek diye bir kural yok. E, sadece bir yorum olabilir veya genel bir kanı o yönde olabilir. TL bazlı baktığım dolar bazlı da baktığımda e, aslında gidişatın hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Dolar bazlı da yine bakın bir tepe noktası. Tepe noktadan sonra bir düzeltme hareketi. Ve yeniden hareketlenirken son iki günü itibariyle e, ayıların yeniden devreye girdiğini görüyoruz. Tabi blok yapısı itibariyle baktığımda ee, yine dolar bazlı endekste bakın şurada bir bloğumuz var. Bu bloğu da şu anda takılmış görünüyor. Şunu bir sileyim daha net göreceksiniz. Ya bu blok yapısı da nereden çizdin sen bunu bakın 2, 4, 6, 7 günlük 7 günlük bir e, düşüş düşüşün ortasında bir tane yeşil mum bu, bir blok yapısıdır ve destek direnç noktası olarak çalışır. E, aynı şey tam tersi de geçerliydi yani yükselişlerde de geri dönerken kırmızı mumlar önemliydi. Düşüşlerde de bunun gibi arada kalan yeşil mumlar bizim için destek direnç noktaları olarak görev yaparlar. Ve şu anda dolar bazı endekste de bu hat e, biraz daha noktasal çizmek istiyorum. Hatta şöyle yapalım. Biraz yakınlaşalım. Peki şöyle biraz daha noktasal çizelim bunu. Peki. Bakın tam da o noktaya şuraya temastan sonra geri çekildiğini görüyoruz. Dolar bazı endekste açıkçası ben direnç noktası olarak şu anda 292 doları görüyorum. 292 dolar ile olan münasebeti ilerleyen günlerde e, endeksimize yön verecek konular olabilir diye düşünüyorum. Peki şöyle bir e, yorumlara bakalım kimler gelmiş kimler burada? Kapat diyelim. Peki Furkan Bey gelmiş Furkan Bey enin koltuğa oturmuş bugün. E, Furkan Bey iyi akşamlar Kerem Bey iyi akşamlar. Seher Hanım gelmiş iyi akşamlar yayınlar Hocam demiş. Emrah Çakıl Beyefendi Selam Hocam hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler bu arada herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlıklı saatli bir ay olmasını temenni ediyorum sizler için. Şevket abi gelmiş. Selam iyi akşamlar iyi yayınlar demiş. Merhaba Şevket abi hoş geldin. Evet Semih Bey gelmiş. iyi yayınlar hocam. Selamlar Fibobul ekibi. Teşekkürler. İmdet abi gelmiş. İyi akşamlar arkadaşlar demiş. Evet ABC XYZ iyi akşamlar. serma Korkmaz iyi akşamlar. Peki hepiniz hoş geldiniz. Şimdi e, bugün aslında yine Telegram grubumuzda e, bir ne demiştim? Zararda olduğunuz hisseleri lütfen benimle paylaşın. Bu düşüşte içeride kaldığınız hisseleri paylaşın demiştim. Hanlar Hanım burada mı? Hanlar Hanım geldi mi? Emin değilim ama. O sanırım eee Patates'teydi galiba değil mi? Patates'teydi o. Bakalım. Hatta tepede yakalandığından bahsetmişti. Belki sonradan yayını izler diye. E tabii üyeler önemli bizim için. Evet şurada bir direnç hattımız var. Belki yayını sonradan izler diye çizelim bu direnç hattı. Şu an aktif olarak çalışıyor. Şurayı bir silelim daha önce gelinizler kafamızı karıştırmasın. Yine burayı da bir silelim. Evet şöyle. Evet aslında yani red yemesi gerektiği yerden reddini yemiş. E, klasik patenciler ne diyecek? Bir fincan kup yapısı veya bir Adem Havva yapısı değil mi? Yani bir direnç noktası, direnç noktasına ziyaret, direnç noktasına ziyaretten sonra geri çekilme ve yeniden direnç noktasına doğru bir hareketlenme içerisinde. E, ya, kritik seviyeler bunlar. Mariyet kaçtı Handan hatırlamıyorum ama. Şuraya bakalım ya. Yani 60 seviyesi kritik, 60 seviyesi kritik. E, Atak HP'de bir de şuraya bir şöyle hattımızı çizelim. Peki. Noktasal bırakalım. 60 ve 62 seviyesinin kritik olduğunu düşünüyorum. Bu hat ile olan ilişkisi durum belirleyecek. Bu hattın ne kadar güçlü olduğunu şu an biz bilemeyiz. Veya bu hattın e, ne kadar ileride buradaki ayıların ne kadar zayıflayacağını bilemeyiz. Ama şu anda bayağı aç görünüyorlar. Çünkü buraya her temastan sonra fiyat geri e, çekiliyor. E, Maliyetini hatırlamıyorum. Yay yayına gelseydim mariyetine de bakardık ama. E, Ata Kp'de klasik e, genel olarak e, kısa olarak son durum bu şekilde diye düşünüyorum. Aslında güzel bir yapı. Dipten dönüş, dipten sonra yükselen dipler yaparak yoluna devam ederken burada bakın şu tepeye takılmış ve bu tepenin üzerinde de net bir kırılım yapamadığını görüyoruz. Yani bu da işte bize bir düşüşün habercisi olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bir ne var? Dersleri hatırlayınız. Burada bir likidasyon alımı var değil mi? Şu seviyenin likidasyon alınmış ve aşağı doğru yönelmiş. Ya yani şu an gidişat çok kötü değil açıkçası. Çok kötü olduğunu düşünmüyorum ya yani bir yükselişin düzeltmesi şeklinde bir gidişat var. Çünkü şurada ciddi bir yükseliş var. Ama market yapısı kırılamamış. Market yapısı maalesef hala bu iş devam ediyor Atakiyp'de. Bunu belirteyim. Doğan Can Yıldız Beyefendi merhaba hocam nasılsınız? İyi akşamlar. Teşekkürler Doğan Bey. İyi olmaya çalışıyorum. Umarım siz de iyisinizdir. Evet Handan Hanım'ın hissesi Atakiyp 132 TL'ydi demiş. 132 TL olmaması lazım galiba. Ha Atake patates değil mi? Ata TP miydi? <laughs> ama arkadaşlar Ata TP ve Ata KP arasında bir harf olduğunu lütfen unutmayalım. Değil mi? Peki buna bakalım şimdi. Destek noktasında çok net. Destek noktasında fiyat tutuluyor şu anda. 115.2 altına sarkmadığı sürece bir sıkıntı yok ama tabi yarın çok önemli. Anlarım umarım dinler daha sonra bunu. Yarın çok önemli. Buranın altına sarkarsa stop olunmalı diye düşünüyorum. Ama şu an bir destek noktasında. Ee, bakın açmadan söyleyeyim. Buralarda bir de EMA varsa şuralarda o zaman biraz daha şans artacaktır. Bakalım. Evet tam da dediğim gibi değil mi? İşte bir grafiklere baka baka artık çize çize EMA'ları açmadan da oradan EMA geçtiğini az çok tahmin edebiliyoruz. 115.2'de EMA 100 varmış. EMA 100'e dokunmuş ve EMA 100 şu an ben buradayım yalnız değilsin demiş ve onu biraz yukarı kaldırmış. Ve şu an bir destek hattında. E, bence yarım beklenmeli net olarak yarın beklenmeli. Çünkü yarın endeksin de bir miktar toparlanması durumunda bu buradan bir alıcı bulacaktır diye düşünüyorum teknik yapı itibariyle. Evet Kerem Bey. Ata TP, CV enerjili patates değil. Peki arkadaşlar. Patates olmadığını anladık. evet. Teşekkürler o uyarılar için. Kozal'a bakalım. Evet kozala bakalım. Koza altın. Evet tepe kırılımı tepe kırılımından sonra düzeltme hareketi. Çok standart bir harekettir bu. Kerem biliyorsun. Net bir tepe kırılımı var. Tepe kırılımları arkadaşlar düzeltme getirir. Tepe kırılımları düzeltme getirmezse yine bugün İmdat abiyle konuştuk bu konuyu görüşmede. Tepe kırılımları düzeltme getirmezse manipülasyon var demektir. Yani şuradaki tepe bakın şurada kırıldı arkadaşlar şurada. Bu tepe kırıldı. Eğer bu buradan bir aynı bugün yaptığı gibi bir düzeltme yapmadan bir düzeltme yapmadan şöyle e, ne diyelim? Şunu kullan hangisini kullanmıştık bugün? Evet, şöyle yapalım mesela. Şöyle yukarı doğru devam ederse, şöyle devam ederse burada artık net olarak bir manipülasyon vardır. Bu böyle devam ettiği gibi ne olur bu kez? Örneğini birçok kez gördük. Şöyle yıkılışlar gelir değil mi devamında? Buradan böyle yıkılışlar gelir. Dolayısıyla e, tepe kırılımı sonrası bir düzeltme hareketi içerisinde olduğunu düşünüyorum Kozal'ın. Ciddi bir sıkıntısı yok ve hatta yapı itibariyle yüksel düzel yüksel düzel yüksel düzel şeklinde bir gidişat var. Bakın yüksel düzel yüksel düzel kısmında işte şu anda. Önemli olan manidar bir yere tekrar düzeltme yapması. Şurada bir ara hat varmış. Bu ara hattı ilerleyen zamanlarda eğer endekste ve diğer hisselerde düşüşler devam ederse bir ne diyelim destek unsuru olarak kullanmaya devam edeceğiz. Kozal'da 21-18, 21-48 yine bir Fibonacci'ye danışalım. Fibonacci bize ne söyleyecek bu hat için? Evet, Fibonacci'nin daha en tepe noktasına bile ulaşan bir düzeltme gelmemiş. şu an bir düzeltme döneminde geri kalan da söyleyeceğim şey aslında ciddi bir sıkıntısı bulunmadığını dile getirebilirim. Market yapısı buruşa e evrilmiş. Zaten bizim Kerem de teknik analizi bilen bir arkadaşımız. Muhtemelen o da bu işe geçtikten sonra belki ikinci mumla beraber bir maliyetlenmiş olabilir. Ama şu an bir düzeltme dönemi içerisinde olduğunu düşünüyorum. Evet tersi kalmıştı CV Enerji ve Ata TP e demiş. Evet. Emrah Çakıl Beyefendi. Y yapı durumuna bakabilir misiniz? Y yapı. Bu arada tabi bilanço dönemindeyiz. Bilançolarda gelmeye başlıyor. Hani bilançolardan bağımsız, temel analizden bağımsız bir analiz yapıyorum. Burada acaba ne anlatmışım ben? Muhtemelen bir eğitim çalışmasından kalma. 100K yazıyor. Silelim onu. Evet, Y yapıda yine klasik çok net bir direnç hattı. artık. Yani hani grafikler oturmuş, çizilmiş ve tekniğe riayet eden bir hisse olduğunu söyleyebilirim. Ve şu an direnç noktasına takılıyor. Direnç noktasından red yiyor. Yani nereye kadar yiyebilir? Bir ufak da olsa bir direnç yapısı burada oluşur mu? Oluşabilir. 3.43'te 3.43 civar. Hatta şunu silelim biraz daha şöyle net yapalım. Destek noktamız belli olsun. Evet şu alan. Zaten bakın burada bir boşluklu yükseliş gelmiş. Boşluklu yükselişle beraber dirence takılmış. Bu boşluğu doldurması kadar hemen direkt doldurması kadar zaten teknik yapı itibariyle doğal bir şey olamaz. E, şu an bence destek seviyeleri 3.49-3.37 civarı. E, yani gözlenecek şey şu. Yani dirençten red yedi. Olmuşla ölmüşe çare yok derler ya. Dirençten red yedi bu cebimizde. Bunu yapacak bir şey yok. E, tabii maliyet bilsem ona göre belki biraz daha iyi plan program yapabilirim ama e, destekte az önce bahsettiğim seviyeler işte 3.49, 3.37 civarları ne gözlenecek? Bu alanları in, inip inmeyeceği gözlenecek. Tabii bu arada momentumu da çok kaybetmemesi lazım. Yani böyle hani onun ciddi kaybı güzel, çok kaybetmemiş daha yeni böyle e, gitkar yapıyor. Momentum kaybı da ciddi oranda momentum kaybı yok. Muhtemelen hem direnç noktası hem endekse bağlı olarak bir miktar burada... <laughs> geri çekilme oluyor diyebiliriz. Evet Doğancan Yıldız Beyefendi Pamel ve Kale bakar mısınız? Birer tane bakayım önce Doğancan Bey. E, yanlış anlaşılmasın sadece üyelerin birden fazla hissesine bakacağım. Evet peki. Pamel. Pamel'de de yine bir, bir buluş kırılım sonrası bir düzeltme hareketi. içerisinde bakın şu kırmızı hattımız bizim kritik swing noktanın kırılımı anlamına geliyor. Hangi mumla beraber? Şu mumla beraber bir kırılım gelmiş Pamel'de. Devamında yukarıda bir oyalanma. Şurada bir ordu bloğumuz var. Kopuş nereden gelmiş? Aslında şuradan. Şurayı alabiliriz ya ordu blok olarak. Evet. Evet. Buradan. Tam da buraya temas gelmiş. Dönmüş. Ee, birkaç tane buna benzer. Ya teknik yapı itibariyle buna benzer çok fazla. hisse gördüm son günlerde açıkçası. Bu iş kırılım Evet. Düzeltme direnç noktasına takılmış. Yani şu an ciddi bir sıkıntısı yok ama şu hat bakın daha önce çizmişiz zaten burayı. Aynı zamanda bak fiyatın burada. Bakın şöyle söyleyeyim ben sana. Ben size e, destek hattının başlangıcı konsilde olduğu yer ve devamı. Yani fiyatın yeniden buraya ile birlikte bir alım düşünülebilir veya bir maliyet düşme düşünülebilir. Ama bura kaybedilmeden, şu hat kaybedilmeden 128.9 pamelde 128.9, 124 hattı kaybedilmeden e, geleceği belli olmayacaktır. Bu hat kaybedilirse düşer. Yani düşmeye devam eder büyük bir ihtimalle. Ama bu hatta tutunursa yukarı doğru hareketler gelebilir. Ama yukarı doğru hareketlerde de e, ne diyelim, şuradaki düşüşün düzeltmesi mi olacak? Mesela şöyle mi olacak? Ya da buradan yeni kırımlar yapıp yukarı doğru mu gidecek? Bunu tabii ki bizlere zaman gösterecek Pamel'de. Evet Semih Bey selamlar, merhaba, hoş geldiniz. Hedef Teknosa A.C.S senetlerinin değerlendirilmesi ve potansiyel fiyat hareketlerine ilişkin analizlerinizi merakla bekliyorum. Teşekkürler. Evet, Semih Bey kendi kalitesine güzel, yakışır bir şekilde soru sormuş. Soruyu bir daha okuyacağım şu an. Kafam o kadar dolu ki. Zor bir soru sormuş. Bir daha okuyacağım o yüzden. Evet, hedef de bizim aslında sempati duyduğumuz hisselerden bir tanesiydi. Güzel bir teknik yapısı vardı. Yani şu alandan bir dönüş gelseydi çok güzel çalışan bir teknik olacaktı bu ama çalışmadı. Aslında çalıştı. Ne yaptı? Terse kırıp retest yaptı o alanı. Hedef maalesef diyelim. Bakın. Şu alan bizim için önemli bir destek hattıydı. Ee, buradan yukarı doğru bir tepki bekledik. O ne yaptı? Bu alanı aşağı kırıp retest yaptı ve düşmeye devam etti. Yani yine bu hatlar aslında çalışan hatlar diyebiliriz. Ama biz yukarı hareket bekliyorduk. O aşağı hareket etti. Hedefteki son analizimiz böylece ne oldu? Çalışmamış oldu. Evet yeni dip kırılımları yapıyor. Gidişat şu an aşağı yönlü olarak görünüyor. Ama alt alanların destek bölgesi fiyat yığılmaları var. Mesela şurada acaba bir şey var mı? Şöyle bakalım şu dipten bakalım bir fiyat yığılması var mı? Kabaca bakalım var. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Yani şu bölgede, şu bölgede bir hacim yığılması var bakın. Gördük mü? Bu alan tabi şu an size çok uzak gelebilir ki uzak da uzak da görünüyor. Yani buraya kadar bir iniş olabilir mi? Olabilir ama uzun vade bir pozisyon düşünülüyorsa Semih Bey, bunu sizle konuşuruz gerekirse. Uzun vade bir pozisyon düşünülüyorsa ona göre plan program yapmak lazım. Çünkü şurası major yani geniş alanda büyük anlamda bir destek noktası ise de ama son yapısı dipleri kıra kıra hareket ediyor. Teknosu demiş. Teknosu'ya bakalım. Teknosada bu kimin maliyeti acaba? Silelim bunu. Tepeden maliyetlenen bir arkadaş kim olabilir? Peki şimdi destek noktasına iniş, destek noktasından sonra bu alana ziyaret, bu alan bir order block da denebilir. Ee, buraya kadar gidememiş bile. Şunları da bir silelim. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu artık hani zirveyi yapmış ve zirveden daha doğru düzgün düzeltmeyi yapmamış Yani Bir düzeltmeye ihtiyacı var bu hissenin açıkçası. Ya yani bakar mısınız? Haftalık grafikteyim şu anda. yani bakın. Ne beklersiniz? En azından şuraya kadar bir düzeltme beklersiniz. 41.64 bölgesine kadar normal şartlarda bir düzeltme beklersiniz. E, nitekim zaten buraya yükselirken de boşluklar vererek bir yükseliş olduğunu görebiliyoruz. Ya yani dolayısıyla e, ne diyelim? Bir düzeltmeye ihtiyaç duyan hisse olduğunu söyleyebilirim kendi adıma. Yani şu anda yaptığı hareketler de artık zirveyi yeniden yeniden zorluyor. Ee, ama şöyle bir riskimiz var Semih Bey. Bakın tepe. Daha düşük tepe, daha düşük tepe. Yani daha düşük tepeler yaparak aşağı doğru inmeye devam ederse buraya kadar gelmişken şurada bir ziyaret edeyim diyerek boşlukları e, almaya niyetlenebilir. Evet Serkan Yavuzer Bey patates takipteydi sanırım. Evet patates takipteydi. Evet Rıtal Bey. Rıtal Bey. Et daha bugün baktık buna değil mi? Ümit abi selam olsun. Daha bugün baktık. Hatta bir çalışma yaptık bunda. Aklımda o yüzden hızlı bir analiz olabilir. Yani daha e, işte bu canlı yayından yarım saat önce bunu konuşuyorduk biz özel görüşmede. Eee 13.40'ın altına bir sarkma var. 13.40 12.28 destek attı. tabi e, tabii 13 özür dilerim 12.28 altında gün kapanışı gelmeden bir e, ne diyeyim Stop olma durumu olmasın diye düşünüyorum ben. Major bir destek noktası burası. Hatta bakalım, inceleyelim. E, gerekirse biz de bunu takip alabiliriz. Çünkü şu anda önemli bir destek noktasına iniş yapmış durumda. Bu destek noktasının dibine sıyırır mı? Böyle. Onu bilemem. Ama e, dediğim gibi takip edilmesi gerekiyor. Güzel bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Bizim için önemli olan, her zaman söylüyorum, tepesini yapmış... Tepeden düzeltmesini de yapmış ve harekete hazır olan hisseler ve sanırım şu an için teknik yapı itibariyle bu da öyle görünüyor. Her ne kadar bakın burada e, direnç noktaları bulunsa da açıkçası bana göre destek noktasına inmiş. En azından bir trade olarak veya da kısa vade bir trade olarak işte ne diyelim buradan bir eğer e, anlamlı güzel bir yukarı doğru hareket gelirse şöyle stop olacak şekilde bir alış pozisyonu ve şurada kar realizesi gibi bir setup kurulabilir. E, tabi burada bir yükselen trend varmış yükselen trend kırılmış aşağı doğru e, o kırılım da şu anda hakkını veriyor e, bilmiyorum sanki buradaki şu konsülde hatta bakın şu hatta yatayda şöyle çizeyim bu hatta bir iniş olacak gibi açıkçası o hatta inerse e, ve oradan alıcı bulursa yukarı doğru hareketine başlayacaktır bence 12 28 altında ise artık umudu kesmek lazım kısa vadede borleis mi borleis kodu nasıl Şu, peki buldum. Yeni halkarzlardan arzlardan bu. O kadar çok hisse çıktı ki gerçekten. Ve ben gün içinde o kadar çok analiz yapıyorum ki artık e, işte patatesle e, şeyler birbirine giriyor. Çuvallar birbirine karışıyor yani. Peki halka arz olduğu fiyat neresi? Şurası. Halka halk arz olduğu fiyata yakın bir yerden yeniden alıcı buluyor. Yukarı gidiyor. Yeni bir buruş kırılım yaptıktan sonra dönüyor. Peki. Güzel yerde buruş kırılım yapmış düzeltmesini yapmış. Bakalım şöyle bir. Evet güzel bir yerde ama bakın. Nereye tutunmasını isterdim ben Seher Hanım bunun. Şuraya tutunmasını isterdim. Ya bu buradan bir alıcı bulsaydı daha güzel olacaktı. Onun da altına sarkmış. 31.68, 30.04 ve 28 seviyeleri sıralı destekler. Şu alanlarda bir ema var mı? Emaları kaybettiyse zaten biraz daha sıkıntıdır. Evet zaten yeni olduğu için Evet, Lemonları da kaybetmiş. Şu an biraz bence acele etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. En azından Emalar biraz aşağı insin. Bu da manidar yerlerden dönmeye başlasın. Ema kırılımları gelsin. Devamını tekrar değerlendiririz bunu. Kenan Demir abi efendi gelmiş. Hoş geldiniz. Emrah Çakıl teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Rica ederim Emrah Bey. Selam olsun. Evet, AKT 516 ee, yükseliş öneren GM5 yok mu yapıda? Hiçbir şey anlayamadım yükseliş öneren GM5 mi? Y yapıda. Peki Tuna Çilingir beyefendi gelmiş, hoş gelmiş. Merhabalar, iyi yayınlar. bir bakabilir misiniz? Kardan zararım var. Kötünün iyisi gibi. Evet ya bu e, zamanda öyle. Ya çünkü e, işte yükselirken artık karları almak lazım arkadaşlar. Yükselirken karları almak lazım. Yükselirken satmayı öğrenmemiz lazım. Bunu öğrenmeden maalesef ne diyelim? Düşerken alacak paramız kalmıyor. ELCB'de bayağı bir çalışmamız olmuş. Geçmişte çalışan e, teknik analizler görüyorum burada. Onları da çalışan teknik analizler mezarlarına gönderelim. Günlük grafikte ELCB tepe oluşumu tepeden sonra bir düşüş hareketi var. Kardan zarardasınız ama şu anda bana göre bu e, en azından boşlukları dolduracak kadar bir e, Tunuhan Bey, boşlukları dolduracak kadar bir geri çekilme olabilir diye düşünüyorum ben. Hacim kontrolü de yapalım güzel yani hacmin zayıflaması düşerken şöyle hacmin zayıflaması da anlamlı. Yani şuradaki gibi e, hacimler görseydik biraz daha sıkıntı olabilirdi. Sert düşüşler gelebilirdi. Ama şu anda bir tepe oluşumu sonrası düşüş hareketleri var ve tepki var mı Tunağan Bey? Tepki yok bakın. Tepki yok. Yani sanki şuradan paraşütle atlamış böyle aşağı böyle iniyor yavaş yavaş. Hani birilerinin bunu bir yerde bir durdurması lazım. Şu an durduran kimse yok. Momentum kontrolü yaparım yapalım indikatörlerine bakalım. Evet Bollinger orta bandı fiyatı tutuyor şu anda. Şunu bir kapatalım. Evet. Bollinger orta bandı fiyatı tutuyor, destek görevi görüyor. Yarın Bollinger altına sarkma durumunda alt bandı doğru bir gidişat olabilir. 181.2 seviyesinden orta band geçiyor. Evet, arasay bakın aşırı alım bölgesindeymiş zaten hani artık yani şu alanlarda bilemiyorum arkadaşlar artık hani benim yayınlar, yayınlarımı izleyen arkadaşlar lütfen bunlara biraz dikkat edelim. Sizler için söylüyorum bunu. Ya yani hisse bakın şuradan yani dip noktaya göre dip noktaya göre şöyle şuraya göre alayım. Yani yüzde %123 yükselmiş. Bir tepe oluşumu var gibi görünüyor. Çok net bir ayı mı, mı atmış? Hangisinden bahsediyorum? Şundan. Tunan Bey. Ve Arasay aşırı alımda Arasay aşırı alımda bunlar hep artık ben düşeceğim. Yani biraz düzeltmem lazım benim. Kardeşim ben biraz yoruldum. Bunların Türkçesidir. Biraz bunları riayet etmek gerek. Uzatmayalım. Fiyat boşluklarına bakalım. Evet, şurada şu zaten net bir fiyat boşluğu var. Bu alanın tamamını doldurmak isteyebilir. Veya şuradaki bile oynayabilir. 162. Destek seviyesi 172. 162'ye kadar da açıkçası bana göre iniş anlamında bir yolu olabilir diye düşünüyorum. Evet İmdat Bey şimdi alacak olanlar için bol şans diliyorum demiş teşekkürler abi teşekkür ediyoruz hocam Gesan bakma şansımız olur mu bir pozisyonum yok şu an teşekkürler olur tabii Seher Bey bakalım Gesan da bugün sanki bakmıştık ama bakalım evet Gesan Gesan bir destek hattına inmiş bu destek hattının çalışıp çalışmayacağını şu anda GESAN'ın patronları dahi belki bilemez. Bu destek hattı çalışacak mı çalışmayacak mı? Yarın bu destek hattında bir mücadele yaşanabilir. Özellikle GESAN'da yarın bir AKD kontrolü, bir takas kontrolü yapılabilir. Destek hattının sonu 68-80'den geçiyor. 68-80 altında kapanışlarda düşüş derinleşebilir. Veya da bakın bu destek hattından yeni alıcı grubu bularak tekrar yukarı doğru bir hareket, 78 bölgesine doğru bir hareket gelebilir. E, son yapı tabi biraz beğeniş gözüküyor ama yine de bu destek hattı aslında Semih Bey e, ilerleyen günlerde kritik olacak hissenin akıbeti için. Evet, Borlay'ı bekleyeceğim aşağısını. Teşekkürler hocam. Ağzınıza, elinize sağlık. Rica ederim Seher Hanım. Şevket abi, MRGO 6.25 maliye teşekkürler. Bakalım. Yine bir burun akıntısıyla karşı karşıya kaldık galiba. Ee, şuradan hemen maliyeti de işaretleyelim. Kaçtı maliyet? 6.25 <laughs> Evet 6.25 maliyet. Son hareketler yani bir şelale var değil mi burada? Bir şelale var. Bir şelale var. Neyse. Şelale amcayı ekleyecektim buraya da. 166 düşüş. Yani Şeket abi e, bilemiyorum ya. ya yani biliyorsun benim bu hisseler olan bakış açımı. Yani sen benim en eski takipçilerimden birisin. Bu tip yapılar olan, e, bu tip hisseler olan bakış açımı biliyorsun. Ne zaman maliyetlerini bilemiyorum ama hani bu bu hisselerden ben genel olarak uzak durmayı e, daha doğru buluyorum kendi adıma. Benim kendi kişisel fikrim tabii ki bu. Yani çünkü çok net burada bir e, bir şeyler dönmüş burada değil mi? Evet. Ne olabilir? Ya yani şu an muhtemelen bir hacim zayıflığı da var. Öyle düşünüyorum ben. Hacim zayıflığı da varsa bekletmeye devam edebilir. Zulüm olmaya devam edebilir. Evet. Gördük mü? Yani bence bu tamamen şu anki market yapıcının keyfine kalmış hareketler sergileyecek. Çok net bir burada teknik analiz yapma şansımız zor gibi görünüyor. Ki yapsak bile zaten bizi sallamayabilir açıkçası. Yani 7.13 hedefte olacaktır. Düşerken boşluklar bırakmış. Bu boşlukları elbet bir gün ilerleyen zamanlarda doldurma ihtimali vardır. Ama son görünüm, Şevket abi bilemiyorum. Yani son görünüm biraz sıkıntılı. İndikatörlerini bir kontrol edeyim. Evet arasay 50 altındayız. Yani şuna bakar mısın? İlk İlkokul çocuğu martı çizmiş. Yani momentum bile daha ne yapacağına karar verememiş. Mekdi histogramlarının zayıflarına bakın. Bilemiyorum abi. Önce hacim lazım bu hisseye. Hacim gelmeden hareket gelmeyecektir diye düşünüyorum. MLG o. Evet Tuna Çirin gibi ERCB çok spekülatif bir hisse. Bugün artı altı yaptı eksi iki kapattı. Evet bu dün ve bugün bu hareketler yaşandı. Tuna Bey benim takip ettiğim hisselerde bu hareketler oldu. Bir haber geldi 4-5 tavan çekti elim sata gidemedi. <laughs> Öyle oluyor genelde. Psikolojime yenik düştüm ama artık tecrübelendik yapacak bir şey yok beklemeye devam. Peki ee, ya beklemeye devam ama e, kardasınız şu anda siz. Kardasınız. Yani hani şöyle çok kaba bir çok kaba bir plan yapabilirsiniz. Tabii ki karar size ait olacak. Yani şu an tabi burada günlük grafikteyiz ama bir saatlik zaman dilimine inerim. Bir saatlik zaman dilimindeki hareketlerine bakalım. Mesela kardan zarar karımız var. Şu seviye şu an son dip noktası. E, evet, düşüş emaresi var. 178 altına indiği zaman ben karımı alırım kardeşim ne olursa olsun. İsterse buradan yukarı devam etsin sorun değil. Gibi bir plan belki de yavaş yavaş yapma zamanı gelmiş olabilir Turan Bey. Kararsız. Sercan Köpürlü beyefendi. Dokta bakabilir misin hocam demiş. Dokta. Doktaya bakalım. Günlük grafikte devam edelim peki. Evet son dipler kırıldıktan sonra bir toparlanma dönemi içerisinde girmiş. Toparlandığı yer e, manidar bir yer mi? Çünkü ilerleyen zamanlarda doğrusu önemli olacak. Şu hat güzel. Talep bölgesi. Talep bölgesinden bir talep olduğunu görüyoruz. Devamında şuradaki direnç noktalarına ne kadar yakın? Şuradan bakalım. Evet aslında hedef şurası. Daha biraz yolu var. Momentum yeterli olacak mı bu yolu giderken? güzel. Yani momentum da fena değil. Aşırı alışın düzeltmesini de yaptığını görüyorum. Mekdi'yi de ufak tefek oynaklıklar hareketler var. Bollinger orta band üstünde. Yani evet şu an bir yükselen trendte ve hedef burası devam ediyor. 43.80. Endeksi de çok sallamamış bu. Endeksi de bir kafa atmış. Bence buraya bir temas gelecek bence. 43.94. 43.44 hattına bence bir temas gelecek. Tabi temastan sonra ne olacak? Ona bakmanız lazım. Direnç bölgesi buradan ret mi yiyecek? Kırıp atacak mı? Ona tabi zaman karar verecek. Bizler değil. 44 43 Peki. 43 44 bölgesi önemli dirençler. Teşekkür ederim. Rica ederim. O ses müzik. Hocam Bobet bakabilir miyiz? Bobet bakalım. Birazdan yavaş yavaş yayını da son vereceğim arkadaşlar. Kaçta 22.20'de açtım galiba yayını ama tabi günün yorgunluğu da ekleniyor. <laughs> çok güzel bir yerden dönmüş yalnız bu. İşte şu dönüş yerlerini artık yakalayabilmemiz lazım. Yani şuna bakar mısınız? Bu da bağıra bağıra ben yükseleceğim demiş mesela ne zaman? Aralık 2023'te bakın çok güzel bir yer. Evet yüksel düzelt yüksel düzelt devam ediyor. Bakın yani sıkıntısı yok Bobet'in. Düzeltme yapıyor ve devam edecek gibi. Görünüyor market yapısına göre tabii ki. Bunu söylüyorum ben. Ne zamana kadar olumlu görüşüm devam eder. Affedersiniz. 32 civarı. Evet, 32-72 civarının üzerinde kaldığı sürece bana göre bu bullish yön bullish hareket devam edecektir. Tabii şuradan bir de şu şunu ölçmemiz lazım. Bu tepeden, bu tepeden bu dibe düzeltme alanları nereler? Evet, güzel. Fibonacci seviyeleri 0.5 seviyesinin üzerine bir e, sarkma gelmiş ama üzerinde kalmayı başaramamış. Yani 36 22 üzerinde fiyatlanırsa 39 şeklinde bir hedef konabilir. Yine de çok noktasal çalışmadı burada Fibonacci'miz. Bir de şöyle yapalım. Evet. Bakın güzel bir yer. Kesinlikle şu nokta çok anlamlı bir nokta. 32.72 üzerinde kaldığı sürece yön yukarı diye düşünüyorum. Bu endekse rağmen. Hocam ben de size yazabilir miyim demiş. <laughs> Abi estağfurullah neden yazamayasın? Tabii ki yazabilirsin. Ee, yani sen VIP üyesin biliyorsun yani. Görüşmemiz orada kaldı. Aynı zamanda bu grubun da üyesisin. Yazabilirsin tabii ki abi. Rica ederim. Ee, evet İmdat Bey tabii ki üyeler de yazabiliyor. Sorabiliyoruz biz de işte. Peki. Teşekkür ederim hocam demiş. Rica ederim arkadaşlar. Evet son e, merak ettiğiniz özellikle maliyetlendiğiniz hisseler varsa lütfen bunları paylaşınız. Evet kontur. Kontur da çok bizim küçük yatırımcı çok beğeniyor bu hisseyi. Bu hisseye olan ilgi bir türlü bitmiyor. Yani ben mesela kanalda bir sürü analiz yapıyorum. Kontur analizi yapınca çok e, izleniyor. Demek küçük yatırımcı bir hayli ilgi gösteriyor kontura. Yükselen trend var. Change of karakter, bullishler var. Bosslar var. Break of structure'lar var. E, Türkçe konuş. Şey burada mı Nezahat Hanım? Hocam çok yabancı İngilizce konuşuyorsunuz anlamıyorum. De. Diyor bazen. Haklı aslında bak. O da yapıcı bir eleştiri. Ee, bazen ben de hani böyle kendimi kaptırıyorum devam ediyorum ama. Nedir bu? Bakın burada bir tepe kırılımı var. Buradaki tepeyi de şu mumla beraber kırdı. Ne diyoruz? Kırılımlardan sonra düzeltme beklenir. Kırılımlardan sonra düzeltme bekle. Şunları kapatalım. Kotur şu an ne yapıyor? Kırılım sonrası. Yani bu iş yapı yukarı devam etmesine rağmen bir düzeltme yapıyor. Ama şimdi onu ölçeceğim sonra başka bir şey dikkatimi çekti. Şimdi bakarken onu söyleyeceğim. Evet şu hatta kadar bir düzeltme ne olarak beklenir? Makul olarak beklenir. Şu hatta kadar bir düzeltme normal olarak kabul edilir. 227 231. Bunu paylaştık, bunu çizdik. Devamında işte bakın swing noktaların önemi. Swing noktalarda paralar var. Yani salınım noktalarında paralar var arkadaşlar. Burada paralar var. Dolayısıyla bu hatları öyle direkt yırtıp atamazlar. Market yapıcı bile bunu yapamaz. Çünkü burada birden fazla kurumun, birden fazla e, milyonlarca kişinin parası var, birden fazla kurumun parası var. Ama bu alan, bakın burada aşağı kırılmış. E, şu simik alanın kırılmasını olumsuz buluyorum. Her ne kadar e, yapısı bu iş devam ediyor ve düzeltmeler şeklinde kendini gösteriyor olsa da bana göre bu alt alana kadar 242'ye kadar bir sarkma olabilir. 242 bölgesine gelirse yukarı doğru bir tepki gelirse maliyetlenmek için uygun bir yer olabilir diye düşünüyorum. Evet Atacan Beyefendi. Kuagrenit demiş. Qua granit'e bakalım. Ömer Hocam nerede ya? Ömer Bey nerede? Kuadince aklıma o geliyor artık direkt koaler destek dirençler, rençler yaparak devam ediyor yoluna. Bakın yani şöyle biraz daha büyük alandan önce bakmanızı rica ediyorum sizden. Nereye bakacağınızı şimdi işaretleyeceğim. Bu oraya bakınız ve buraya bakınız ve buraya bakınız. Burası neresi? Çok bariz bir direnç noktası. Buradan ne anlam çıkaracağız, Atabey? Bu burası yukarı kırılmadan, bu hat yukarı kırılmadan burada bir baskı var. Bir satış baskısı var. Bir Ayıların hakimiyeti var. Bu alan yukarı kırılmadan burayı gördünüz. Peki şimdi lütfen bakmaya devam ediniz. Buraya bakınız ve buraya bakınız. Burası da işte boğaların artık ayıların e, boğaları püskürttü ve boğaların yeniden e, böyle İspanya'da koşu yapıyorlar ya insanları kovalıyorlar. Onun gibi meydana çıktığı yerler. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar? İşte şu yeşil yer. Boğaların hakimiyeti alıcılar Köyü kuvvetli kırmızı yer satıcılar kuvvetli. Bu yapılara ne diyoruz biz? Bu yapılara renç yapısı diyoruz range. Yani şimdi yeniden bakın bu alana inerse burada tekrar belki bir alım düşünülebilir. Özellikle trade yapmayı sevenler için yeniden bu alana kadar. Bakın bu da göz göz ağız böyle bir surat çizdik burada farkında olmadan. Peki bunları kaldıralım. Yani biraz kısa bir anımız oldu ama olay bu. Yani şu anda açıkçası bakalım destek noktasına. 391 370. 391 370'ten e, temasla beraber yukarı gidiyor. Şöyle bakalım. 475 ile de aşağı iniyor. 495 üzerine çıkmadan maalesef yeni atakların gelmesi biraz zor olacaktır. Ha Hüner bakacaktık Kerem değil mi? Hüner bakacaktık. <laughs> Hüner'de destek yerleri bitmiyor hocam. Az tepki yapıp aşağı iniyor. Son stop noktası neresi olabilir? Çok güzel bir soru. Çok güzel teknik bir soru. Şuradaki atakla beraber bir fiyat boşluğu bırakmış. Fiyat boşluğuna bir temasla beraber fiyatın durdurulduğunu görüyorum Kerem. Bakın şurası. Fiyat boşluğunun içerisine girmiş ve fiyat durdurulmuş. Gördük mü? Kısmen durdurulmuş. Yani tam bir tepki göremesem de o yüzden burası bir şu an için önemli önemli olabilir. Devamında genel yapısına bakmam lazım. Bir düşüş trendi hakim. Bir düşüş trendi hakim. Gördük mü? Ee, düşüş trendi var. Satış baskısı devam ediyor. Yok burada buruş bir kırılım yok. Hala satış baskısı devam ediyor. Şimdi Buradaki boşluğun tamamını doldurup gidebilir. Şurada bir konsolidat var. Şurası asıl çok güzel bir destek Bölgesi Kerem. Şurası. Bir bobin yapısı var değil mi burada Kerem? Burada bir bobin yapısı var. Bunun asıl destek noktası burası. Bunu takip etsen de istersen grubumuzda paylaşırız bunu. Kerem bizim moderatörlerimizden arkadaşlar. O yüzden samimiyetimize binaen böyle rahat konuşabiliyorum. 6.74-6.31 Bu seviyeye inerse buradan bir alım düşünebiliriz. Ee, Telegram üyeler grubumuzdaki arkadaşlar takip etsinler. Alarmlarını kursunlar. Alarmlar çalarsa haberleşeceğiz. Ee, bence bu alana kadar bir iniş olacak bunda. Çünkü bak şuradaki dibi de kırmış Kerem. Şurayı da kırmış. Dediğin gibi. Yani buraya kadar bir iniş olabilir. Yine bu gibi durumlarda hani dediğin gibi o yüzden teknik olarak çok güzel bir soru dedim. Bu gibi durumlarda neye danışacağız? Tabii Fibonacci'ye danışacağız. Hani destek noktaları bitmiyor. Direnç noktaları bitmiyor. Hatta biraz daha yüksek zaman diliminde danışalım ona. Bakalım mesela şurada manidar bir şey verecek mi bize? Vermedi. Şu verecek mi? O da vermedi. Alt alan, alt alana kadar bir iniş olabilir mi? Olabilir gibi görünüyor. Ama tabi bunu zaman gösterecek. Ama bu alandan bir destek bulursa lütfen haberleşin. Peki sorun yoksa Big Chef sorabilir miyim? Derken herkes herkes yazdı demiş. Evet Serkan Beyefendi gelmiş. Serkan Bey hoş geldiniz. Merhaba. Koa için teşekkür ederim. Emine Rica ederim Atabey. Bey. Hüner'de balina maliyeti nedir? <laughs> yani AKT 516 gerçekten çok ee, ne diyelim? Enteresan sorular soruyorsunuz. Hüner'de balina maliyeti nedir? Yani. Bilemiyorum tabii ki. Kim bilebilir ki? Hüner'de balina maliyeti. Şeyi açabilirsiniz. Takas dağılımını açınız. Takasta e, alıcı satıcıların maliyetlerini kontrol ediniz. Orada tüm balinalar var. Hani bir film vardı organize işler diye hani Orada balinanın şeyi var, tarlası var diyordu ya. Onun gibi oldu biraz aslında. Peki. Hani Müslüm denen şey varmış diyor. O da <laughs> Neyse. Devam edelim. Doğan Can Yıldız Beyefendi hocam e, ha, şey özür dilerim o ses müzik o ses müziğin de hissesine bakalım sonra Doğan Can, Can Bey'in mesajını okuyacağım sonra yavaş yavaş yayına son vereceğim. Big Chef demişti Big Chef miydi bu? Evet, Big CH. Büyük şefler. Şimdi düşeni kırmış. Düşeni kırdıktan sonra hareketine devam ediyor. Ama çok fazla yatay e, direnç noktası var. Bu noktaların hangi birinden artık e, çekilebileceğini bilemeyiz ama en son Direnç noktasını da yukarı kırmış. Ama bakın az önce Kerem'in Kerem sorduğu sorunun tam tersi bu. Bunda da direnç noktaları bitmiyor. Bakın sürekli yeni bir dirençle karşılaşıyor. Bakalım bunda Fibonacci bize yardımcı olacak mı? Bu gibi konularda Fibonacci'ye danışabilirsiniz demiştik. Şöyle yapalım. Evet. Fibonacci 618'de yukarı kırılmış. Ne anlayacağız? Ne anlayacağız? Bakın şunu bir sileyim. Daha net göreceksiniz Big Chef için. Yani 618 yukarı kırıldığı için bir düzeltme hareketi yapıyor. Şuradaki tepe yukarı kırıldığı için bir düzeltme hareketi yapıyor. Düzeltme hareketi yaptığının net olarak kararını verdikten sonra hangi aracı yeniden tekrar kullanacağız? Son yaptığı dipten son yaptığı tepeye. Son yaptığı dip burası, son yaptığı tepe burası. Fibonacci çalışalım. 0.618 aşağı kırmış. Takip seviyeleri 31.82, 31.08, 30. Bu alanlardan yeniden yukarı doğru bir tepki beklenir mi? Beklenir çünkü Yapı güzel, yapı bu iş devam ediyor. Yapı açıkçası hoşuma gitti. Doğancan Yıldız Beyefendi, hocam en son kare bakar mısınız acaba? 76 maliyetle bekliyoruz. Telegram'da sormuştum sanırım, 88'den veremedik demişsiniz. Ee, ve Telegram, bu arada Telegram grubumuz var arkadaşlar, ücretsiz. Telegram'a Fibobul diye yazarak ulaşabilirsiniz. Doğancan Bey de orada bulunuyor ben biliyorum. Hatta dolandırıcılar kanala gelip bir şeyler yaptığında Doğancan Bey beni uyarmıştı. Evet, ve yine aynı zamanda ücretli bir üyelik grubumuz da var. Onun için de katıl grubundan işte özel grup bölümüne üye olup özel avantajlardan faydalanabilirsiniz. Yine kısa bir reklam yaptım devam edeyim. Kare bakalım. şey Kare seramik mi? Kare kim mi? Kare seramiktir galiba. Maliyet kaçtı? 76 maliyet. Bu değil mi Doğan Bey? Kare seramik. Şimdi Doğan Bey'in maliyetine bakalım. 76. 76 idi değil mi? Evet. Kare seramik. Peki tamam. 76'da bir maliyetimiz var. Şu anda son yaptığı hareketleri bir bakalım. Burada önemli bir aslında sivik nokta varmış. Bu noktanın altında seyretmesi olumsuz buluyorum. Şunu kapatayım gözünüz yorulmasın. Burada bakın aslında düşen trende bir yukarı kırılımı var bir miktar gittikten sonra sivil nokta takılıp geri çekilmiş. Yani her trend de arkadaşlar çalışmaz. Mesela şimdi şu trend çizgisi kötü mü sizce? Hayır. Gayet güzel bir trend çizgisi. Trend kırılımı var. Bununla beraber. Tamam. Burada girdin. Yukarı doğru attı. Güzel. Ama bu demek değil, değildir ki sürekli buradan %30 verecek sana. İki yükselmiş. Sonra geri dönmüş. O yüzden şunu da silelim. Kalabal kalabalığımız kalksın. Doğan Bey'e güzel bir şekilde anlatalım. Bakın burada bir break, e, e, Blok yapısı var özür dilerim. bak yükseliş. Şurada kırmızı mum. Burada o yapının çalıştığını görüyorum. O yapının çalıştığını görüyorum. O yapının çalıştığını görüyorum. Ama son gördüğüm şey ise o yapının maalesef e, kare seramikte aşağı doğru kırıldı. Bakın aşağı doğru kırılıp bir de retest yapmış. Şu an açıkçası yapı biraz sıkıntılı görünüyor. E, kısa vade için konuşuyorum şu an Doğan Bey. Kısa vade için yapı biraz sıkıntılı görünüyor. Bir e, ne diyelim bakın şuradaki dibinde kaybedilmesi bak. Şu dibin kaybedilmesi çünkü burada da bir mini order blok var. Bir mino. <laughs> Şurada da bir mini order blok var peki. Bu da aşağı kırılmış buna da bir retest yapmış. Dolayısıyla şu an yapı biraz sıkıntılı görünüyor. 76 maliyet maniyet yüzde kaç zarar oluyor? Bir dakika. Ha e, yüzde on üç yüzde geçmiş. %10'u geçmiş bir zararla karşı karşıyayız. Biraz kötü olmuş tabii ki. Ama Fibonacci açısından bir destek noktasındayız şu an. Tam tam olarak doğanmaya bakın. Yani şunları bir silelim. Çok gözümüzü yordu bunlar. Ben çok karman çoban grafikleri sevmiyorum. Evet şöyle. Ya tam olarak aslında e, ne diyelim. Hani dire, tam direnç e, tam direneceği noktada. Tam direneceği noktada bunu yani bununla direnemezse biraz daha aşağı çekilmeler gelebilir. Yani 61'ler, 54'ler konuşulabilir. Ee, eğer 66-10 üzerinde kalmayı başarırsa Doğan Bey, yarın itibariyle. Bakalım buradan bir tepki var mı? Bir saniye. Yani kısmen cılız bir tepki var bak. Mesela şu. Bak şu. Biraz. Şöyle şey istiyorum aslında hani buradan. Ya bu da biraz aşağı kırılmış aslında ama bilemiyorum. Toparlayayım konuyu çok uzattık. Ee, 66 66 16'na inmesini istemiyoruz. 66 16'na inerse e, satışlar derinleşebilir. Hareketli ortalamalar aşağıda. Hareketli ortalamaların aşağısında. durumlar biraz kötü. Bir de dead cross diye tabir edilen konu gelmiş. Hani kötü konuşmak istemiyorum ama MA 50'nin MA 200'ü aşağı kırdı durumlar. Teknik analizde ne diye adlandırılır? Dead Cross derler buna. Ee, yani Allah kurusun ama hani ölüm e, çakışması, ölüm birleşmesi gibi bir anlamı var. Dead Cross da gelmiş. Maalesef durumlar çok iyi değildi Doğan Can Bey. Ee, ne diyelim? Temkin olmakta fayda var. Başka bir şey söyleyemeyeceğim. 6610 takip ediniz lütfen. Kerem Astor soruldu mu? Astor sorulmuş muydu? sorulmadı. Astor bugün bakmıştık aslında sanırım ama nerede nasıl baktığımız inanın unuttum. O kadar çok şeye bakmaya başladım ki. Evet Astor e, yine imde tabiri beraber bakmıştık sanki. Doğru. Şunları bir sileyim. Astor'da şu an destek hattı içerisindeyiz. Destek hattı kaybedilmediği sürece sıkıntı olmayacaktır ama destek hattını kaybederse bir şey diyemem. 107 civarından geçiyor. Destek attı Serkan Bey. 107 civarının altına inerse o zaman biraz daha dikkatli olmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Evet. Son yapılar, son yapılar fena değil. Ama tabii şurada bakın yeni bir tepe yapılmadığı için geri çekilmiş. Buradaki dibi kırılmış. Yani biraz kısa kısa olacak ama 107 altında kapanışlar istemiyoruz orada. E, gelirse ne olur bilemiyorum. Şöyle bakalım bir saniye. Evet, şurası bir destek noktası. 101, 103 sıralı destekler. Evet, burası bir direnç hattı. A çalışan <laughs> aktif bir direnç hattı. Yine patencilere selam olsun patenciler. Burayı ne derdi hemen? fincan kol yapıyor derlerdi. Burada bir destek noktası. Eğer buradan alıcı bulursa kulpa gidebilir. Doğru. Sonra Kerem kızıyor bana. Patencire laf atınca. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza emin. Rica ederim Doğan Can Bey. Ben teşekkür ederim. Grupta alım yeri mi diye soranlar vardı da ondan merak ettim ben de. He doğrudur. Alım yeri mi? Evet soruya öyle sorarsak, öyle bakarsak e, henüz değil. Alım yeri ama alım zamanı değil. Çünkü yukarı doğru bir tepki gelmedi ve endeks biraz galiba kötü gidiyor. Hocam keyifler nasıl? İyisinizdir inşallah. Az baktığınız için teşekkür ederim. Umarım grupta merak eden arkadaşlar faydalanır. Teşekkürler Serkan Bey. İyi olmaya çalışıyorum. Yine e, neredeyse 4 dakika sonra 1 saatlik yayını geride bırakacağız. Gerçi burada bir yerde sanki 56 dakika bakın. 56 dakikadan beri yayındayım. Ondan önce de bir görüşmedeydim. Viyok pozitif kapattı hocam. Yarın pozitif olur mu acaba? Yani tabi o da bir göstergedir ama biliyorsunuz gün içinde çok şey değişiyor. Yani gün içinde ne diyeyim? Sabah pozitif açıyor. Öğleden sonra negatif kapatıyor. Sabah negatif açıyor. Öğleden sonra e, pozitif kapatıyor. Temkinli olmanın zamanıdır. Yayını sonlandıracağım yavaş yavaş. Sonra özetleri geçeyim. Endeks lütfen yayına yeni katılanlar yayını başa alınız. Başta endeksi bol bol anlattım. Yine Telegram üyeler grubundan e, sesli kayıtla endeks yapmaya devam edeceğim. E, artık bir saat bir hayli geç oldu. 60 dakikayı doldurmak üzereyim. E, katılan herkese teşekkür ediyorum. E, güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Hızlı hızlı analizler yapmaya çalıştım. Ama ben galiba biraz yavaş yapıyorum analizleri. O da dediğim gibi sizlere duyduğum saygıdandır. İki çizgi çekip bir şeyler sallamayı ben de biliyorum ama bunu yapmayacağım. Ya bugün bir şey paylaşmak istiyorum kapatırken. Gerçekten ben bu camianın insanı olmadığımı düşünmeye başladım. Bunun kararını verilir çok oldu ama 500 bin takipçisi olan bir arkadaş isim vermeyeceğim. Bakın bugün Borsa İstanbul'a ne kadar düşüş geldi? %0.69 bakın 0.69. Bu bir ticari ürün için çok sıradan bir düşüştür. Ya yani bu e, ne diyelim forex içinde, bitcoin içinde, endeks içinde, hisse içinde çok sıradan standart bir düşüştür bu. Adamın 500 bin takipçisi var. Böyle Twitter'da bir geziyim dedim. O ana sayfaya tıklıyorsunuz ya. Orada hani haber akışları geliyor böyle. 500 bin takipçisi olan adam şunu yazmış. Ne oldu ya bir haber var ben mi kaçırdım? Tüm borsalar ayakta bizim borsa yıkılıyor. Ha, arkadaş ne yıkılması? Yani 0.69 düşüş bir yıkılma mıdır? Hani neyse bilemiyorum. İşte 500 bin kişi de orada ondaki hangi onlar hangi bilgiyi alıyor? Neyi alıyor? Nasıl faydalanıyor? O da ayrı bir muamma. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.